başlasın maçımızı. Koşun, koşun, koşun. Vakit gelmiştir. Tam 20 yıl geçti. Tahta çıktığı ilk gün hatırlar mısın paşa? Hatırlamam mı? Hiç kimsenin padişah olma ihtimali vermediği bir şehzadeyken talih saltanat yüzüğünü onun parmağına taktı. Sonra nasıl da güçlendi, büyüdü. Savaşa, savaşa güçlendi. 20 yılda memleketi nereden nereye getirdi? Bir 20 yıl daha kalsa. Kalsa, kalsa.
Amcanız da çok heyecanlı Seniha Sultan. Sultanımıza hizmet etmek kocama hep mesut etmiştir. Padişahımızın hanımı olarak sizin bundan bahtiyar olacağınızı düşünürken endişelenmeniz. Hayret. Ne kapısı hala saçak mı öptürüyorlar? Bu yeni iyi senyor. Eskiden Osmanlı sultanları yabancı elçilere ayak öptürürmüş. Saçağını son kez öptü. Nasıl? Hareket-i Hümayun padişahım, devletinle bin yaşa. Müminlerin emiri, Allah'ı birleyenleri himaye eden, Mekke'nin ve Medine'nin hizmetkarı, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, Sultanoğlu Sultan. Ey yüce Abdülhamid-i Sani, Allah hilafetini kuvvetlendirsin. Allah devletini ebedi kılsın. Amin. 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 Bay Herzl için gelmiştim. Buyurun. Ben eşeyim. Ne istemiştiniz? Kendisi evde yok mu? Yok. Kim bilir nerededir. Şema İsrail. Adonai Ele, Adonai Ahed. Ve Abdahed Adonai Eloha. Ve Hol. Ve Beha. Hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımı attım. Tabii sadece benim için değil, bütün Yahudi kardeşlerimizin hayali gerçek olacak. Artık onların da bir yurdu olacak. Kudüs'ün bereketli topraklarına, Nil'in o coşkun sularına, Fırat'ın heybetli lütfuna onlar da erişecekler. Mesih gelecek ve Süleyman Mabedi yeniden inşa edilecek baba. Öyle bir oyun kurdum ki, sultanın Mekke'ye varacağını sandığı tren yolu aslında tüm Yahudileri yurtlarına taşıyacak. Hizmetkarlarım birkaç gün içinde tren yolunun himayesini alacaklar. Keşke sen de yanımda olsaydın. Seni bu kadar çok seven oğluna keşke sen de inansaydın. Annenle ben pek çok kez kavga ettim. Neden biliyor musun? Senin oğlun olduğuma inanmadım da ondan. Senin gibi bir kafir asla benim oğlum olamazdı. Kafir olan sensin. İdeallerimize, tanrımıza ihanet eden sensin. Senin istediğin zaman konuşan, istediğin gibi tehdit eden, tüm Yahudileri kurtuluşu için İnsanların kanını helal kılan bir tanrıya inanmadım ben. Ben Yahova'ya inanıyorum. Benim inandığım tanrı merhametlidir. Annene babana hürmet edeceksin der. Öldürmeyeceksin der. Kaçma Theodor, kaçma! İsrail devleti tanrının vaadi değildir.
Gel. Sultanım. Rahatsız ediyorum, özür dilerim. Dinliyorum paşa. Demir yolları için İngiliz şirketi telgraf çekti. Emrettiğiniz üzere ihaleye hazırlanmışlar. Bu evrakın imza edilip sabah postasıyla İngiliz şirketine gönderilmesi gerekiyor. Düşününüz Tahsin Paşa'm. Saraybosna'dan trene binen bir Müslüman, İstanbul'dan geçip Mekke Medine'ye kadar tren vagonunda seyahat edip hac vazifesini ifa edecek. Atla 6 ayda gidilen yol 1 haftada bitecek. İşte benim rüyam bu. Müminlerin toprağı onlara cennet olsun. Amin Sultan. Bismillah. Bak bana. Sen yenisin galiba. Şu tabak fazla. Sultan israftan hoşlanmaz. Kaldır. Kaldır hadi. Hayırlı sabahlar olsun. Devletiniz daim olsun sultanım. Günaydın babacığım. Güzel kızım. Abdülkadir yok mu? Babacığım yine bir gazetenin saraya alınmasını yasaklamışsınız. Allah aşkına ne ziyanı vardı bu meşveretin? Oğlum bir bismillah deseydin. Bismillah. Sen bu meşveretin arkasında kimler var biliyor musun Şehzade Efendi? Anneciğim bilmeme gerek yok ki. Hünkârımızda aynı fikirde olmayan insanlardır sanırım. Abdülkadir. Ah benim asi ruhlu evladım. Mesele benim şahsıma hücum etmeleri değil. Mesele devletimize, hilafet makamına hücum etmeleri. Ver. Havadis. Meşveret gazetesinin havadisi. Hilafet makamının artık bir hükmü kalmamıştır. Pekala Hintli Müslümanlar İngiliz idaresinde rahat rahat dinlerini yaşayabilmektedir. Burada da fotoğrafı var. Bilgisiz bir Müslüman bile camide ayakkabıyla namaz kılınmayacağını bilir. Böyle sahte fotoğraflarla milletin aklıyla oynamalarına izin vermem. Gazetedeki havadisi gördün mü Sebahattin? Hangisini? İngilizler. Hindistan'a cami yaptırıyorlarmış. Adamlar herkese din hürriyeti veriyorlar işte. Abdülhamit de İngilizleri beğenmiyor. Beğenmez tabii. Ona göre tebaasına camiyi ancak halife yaptırabilir. Yoksa nerede kaldı hilafetin nizamı? Boş, boş. Artık dünyaya bütün yeryüzü vatanım. Bütün insanlar benim milletim diye bakmak lazım. Ama biz hala yok halifedir, yok sultandır,
takılmışız bir ailenin peşine. O ailenin nesi varmış acaba Sebahattin? Sebahattin öyle söylemek istemedi sultan. Osmanoğulları her daim iyidir. Sizin atalarınız 6 asırdır bu millete hükümdarlık etmişlerdir. Hele ağabeyiniz Abdülhamit Han. Cihanda eşine az rastlanır bir dehadır. Sebahattin öyle demek istemedi. Mami, kızma ama. Mensup olduğum aile hakkında ileri geri konuşur muyum hiç? Mami de ne oğlum? Nereden çıktı bu şimdi? Anne de, valide de mamiymiş. Anneciğim, biraz batıya dönmeyelim mi? Evladım, sen önce özüne dön, yemeğini ye. Hadi. Özür dilerim validem. Sultan. Ah. Ah Mahmut. Lafı eveleyip gevelemeden söyleyin. Devletli abimden ne istiyorsun? Aşk olsun. Aşk olsun seni ya. Ben devletli abinizden ne isteyebilirim? Hizmet etmekten başka. Nasıl bir hizmetmiş bu? Seniha. Bu demir yolları meselesini gece gündüz düşündüm. Çok çalıştım. Eğer ağabeyiniz Abdülhamit Han bu demir yolları vazifesini bana layık görürlerse devletimiz çok karlı çıkacak. Peki senin menfaatin ne olacak bu işten? Benim ne menfaatim olacak? Gelecek nesiller dua etsinler, bana yeter. Anladım. Ateş tamam mı? Yaktım baba. Ateşi yaktın. İş bitti. Şimdi kaç bakalım. Sirkeciye tren gelecek. Müşteri çıkar. Haydi eyvallah. Ömer, oğlum. Şu eldivenleri al bakayım. Ha, yok anne. Şimdi yuları tutamam, elim kayar. Kızcağız özenip ölmüş evladım. Gel. Teşekkür ederim Zeynep. Zahmet olmuş sana. Ne zahmeti? Lafı bile olmaz. Sen her zaman abime de bana da kol kanat gerdin. Hadi dağılın. Sabah sabah kapatmayın dükkanın önünü. Hadi Allah'a ısmarladık. Oğlum, kavgaya falan karışayım deme ha. Boşuna nasihat etme Asiye Hanım. Senin oğlum bildiğini okur. Kime çekmiş acaba? Müşteri çorba bekle. Ben yapayım mı? Dur oğlum dur. Dur aman. Kolay mı öyle hemen çıraklıktan kurtulmak? Yürü. Hünkar. Demir yoluyla alakalı imzaladığınız evrak İngiliz şirketine vasıl olmuş. Âlâ. Ayrıca kardeşiniz Seniha Sultan sizi görmeyi arzu eder. Buyursun. Aç evladım. Hoş geldin Seniha. Nasılsın? Mahmut Paşa nasıllar? Huzuru şahaneniz bozulmasın. İkimiz de sağlığınıza duacıyız hünkârım. Benim size bir maruzatım var. Dinliyorum. Mahmut, adliyedeki vazifesini bıraktığından beri canı çok sıkılıyor. O sıkılınca biz de sıkılıyoruz tabii. Huzursuzluk mu çıkarıyor? Haşa, olur mu öyle şey? Aksine bana karşı çok iyi. Lakin sizden bir vazife lütfetmenizi ister. Bir demir yolu meselesi varmış galiba.
Bu aralar onunla ilgili çalışıyor. Bütçeleri hesaplıyor. Avrupa'da, Amerika'da nasıl yapılmış onunla ilgili mecmualar okuyor. Eğer mümkünse. Burada mı? Elbette burada. Kasım Paşa. Mahmut Paşa buyursun. Muradın erdi mi? Hadi bizi yalnız bırak, iş konuşalım. Sağ olun hünkârım. Buyur paşa. Sultanım, beni huzura kabul ettiğiniz için müteşekkir. Buyur paşa. Demir yoluyla alakalı fikirleriniz varmış. Evet. Çok çalıştım sultanımız. Bu İstanbul'la Hicaz arasında 1300 kilometrelik bir mesafe var. Tabii bu iki güzergahı birbirine bağlayabilmemiz için irili ufaklı yaklaşık 2500 tane kagir köprü yapmamız icap ediyor. Bu da takdir edersiniz ki ağır işçilik. Amerika bu meseleyi zenci köleler vasıtasıyla çözmüş. Çok az ama çok az bir yiyecekle 18 saat çalıştırdığı zenci köleler bu işi halletmiş. Bana göre de harika bir verimlilik. Lakin bizim zenci kölelerimiz yok. Mahmut Paşa. Ben diyorum ki sultanım. Mahmut Paşa. Buyurun sultanım. Meşveret gazetesinin mürekkebi elinize bulaşmış. Sağ olunuz. Korkmayın, evinizde izletmiyorum sizi. Lakin bu Meşveret gazetesi muhalefeti abarttıkça abarttı. O kadar abarttı ki matbaadaki harfler dahi büyüdü. Bu elinize bulaşan mürekkebin kufi tarzdaki mimi sadece onlarda var. Sultan, bütün gazeteleri takip ediyorum. Tavsiyeniz üzerine. Söz konusu gazeteyi de takip ediyorum. Lakin o ne alçak, ne şerefsiz, ne yalancı bir gazete. Bu demir yolu meselesi çok mühimdir paşa. Elbette. Eğer istediğimiz gibi inşa edebilirsek, Avrupa devletlerinin topraklarımıza uzanan elini kıracağız. Tabii ki işin başında aileden birini görmek itimat verir. İngilizlerin tekliflerini iyi bir inceleyin. Bizim projeye uygunluğunu tetkik edin, bakalım. Sultanım, müteşekkirim. Sultanım, kendimi bu vazifeyi almış gibi adledebilir miyim? Allah ömürler versin sultanım, Allah ömürler versin. Mahmut Paşa. Buyurun sultanım. Ben gazeteyi okumadan önce mürekkep elime bulaşmasın diye ütületiyorum. Siz de öyle yapınız. Yoksa Allah muhafaza. İnsanın eline, yüzüne, aklına bulaşıyor. Elbette sultanım. Elbette. Abdülkadir gel gel. Bunun değil saraya, İstanbul'a bile girmesi yasak. Cinlerin koruduğu hazineye dokunur gibiyim yani. Hürriyet karşısında durmaya cinlerin de gücü yetmez kardeşim. Bir gün Paris gibi hür bir şehir olacak burası. Cinler bile cümbüş çalıp hürriyetlerini kutlayacak. Sen şimdilik bunlarla idare edersin. Yeni mecmualar geldikçe gider. Aman dikkat et. Bizim peder bunları görürse cinleri hafiye yapar, peşimize takar. Nasıl fela da unuttuk, iyi mi? Hadi, hadi. Akşama bekliyorum. Thank you.
Buyurun Mahmut Paşa. Yok. Meşgulüm. Sultanımız bu demir yolları işini bana verdi de. Ben de zaten epeydir boştaydım. Nasıl olur? Biz Mehmet Paşa'nın bu vazifeyi almasını bekliyorduk. Hatta birlikte çalışıyorduk. E siz çalışın canım. Sonuçta mesele memleket meselesi değil mi? İşin başında ha ben olmuşum, ha hanımın paşası. Sen bana hanımın paşası diyemezsin. Siz neden celallendiniz paşam? Ben size hanımın paşası derken Bidar Sultan'la aranızdaki kardeşlik bağını kastettim. Yoksa fena bir niyetim yoktu. Beni hünkârımız paşa yaptı. Eğer bir derdiniz varsa gidin padişaha söyleyin. Müsaadenizle. Zaten bir telgraf işim vardı. Ha. Bu arada ben dönüşte bir uğrar, yaptıklarımıza bakarım. Hünkârım, bu bölgeleri tetkik ettirdik. Özellikle Türkmen bir nüfus var. Peki, oralara da istasyon kurulsun. Sultanım, Şeyhülislam Efendi'nin de fikrini aldım. Bazı yerlere cami yaptırmak isterler. Amman ve Tabuk'taki istasyon civarına. Fevkalade. Fevkalade. Tahsin Paşa, Sadrazam Halil Paşa'yı duydunuz. İhaleden önce harita işlensin. Emredersiniz sultanım. Bu demir yolunu koruyacak iki şey var paşalar. İslam'ın hilali, Türk'ün yıldızı. Güzel pasaportunuz. Payitahta hoş geldiniz. Onu biliyor musun? Tabii hanımefendim. Buyurun. Hadi aslanım, bu sefer beni mahcup etme. Atını aslanım diye mi seviyorsun sen? İltifat etmeyince yürümüyor. Teşekkürler siz. Sağ olun, iyi günler. Bu tam ölçüsünde olmuş. Bu biraz daha aşağıda olmalı. Getirdim. Bay Herzl, Mahmut Paşa'dan beklediğimiz telgraf geldi. Sultan kraliçenin trenine bindi. Güzergahı yollayın. Başarmış. Vazifeyi kapmış. İstanbul'daki adamlarımıza söyle. Hemen asıl haritaları Mahmut Paşa'ya yollasınlar. O iş çoktan oldu Herzl. Telgrafı yine benden önce açtın değil mi? Mehmet neyin var kardeşim? Söylemeyecek misin bir şey? Sultanımız, efendimiz demir yolları işini Mahmut Paşa'ya vermiş. Nasıl? Biz uyurken Seniha Sultan kocası Mahmut Paşa için demir yolu işini almış bile.
Sözde haremin en güçlü kadının kardeşiyim. Dur bir dakika, dur. Bir anlayalım meseleyi. Anlaşılacak bir şey yok, olan olmuş. Herif İzzet Paşa'nın yanında madara etti beni. Neyse. Zaten paşalık makamından azlimi isteyeceğim. Olmaz öyle şey. Ben senin için ne kadar uğraştım. Şu saatten sonra seni ayağa kurban verir miyim? Yarın sabah kahvaltıda konuşurum ben tekrar sultanımızla. Sahi mi söylüyorsun ablacığım? Bak bu iş çok mühim. Lütfen ablacığım, lütfen. Tamam Mehmet, tamam. Endişe etme sen. O Seniha'yı bu sarayda daha fazla görmeye dayanamıyorum. Yeah. Güzel kız ama ay hamurundan yoğrulmuş. Senin size selamı ve bir hediyesi var. İyi haberlerinizi bekliyor. O çantada hayallerimiz var Sabahattin. Bu demiryolu ihalesini İngilizlere verdiğimizde onların sarsılmaz bir güvenini kazanacağız. İşte o zaman payitahtı hür kılmanın yolları bize açılacak. İngilizler bu tren yolunu neden bu kadar istiyor anlamıyorum. Osmanlı'dan sonra kurulacak devletlere giden bütün yolları ellerinde bulundurmak istiyorlar. İmparatorluklar er ya da geç yıkılır. Kafamı bulandırma Sabahattin. Çantayı al. Abdülkadir'in odasına götür. Ha. Bu arada şehzademizi eğlendirmeyi de unutma. Kendileri sıkıntıdan patlamışlardır. Çok sıkıyor bazen beni baba. Muallim gibi geziyoruz herifin yanında. Kur'an tilavetine ziyafet diye bakan Abdülhamit'in yetiştirmiş olduğu şehzadenin eğlence anlayışı da bu kadar olur. Hadi git. Monsieur. Yakında seni şehzademizle tanıştıracağım. Bekliyorum. Sabırsızlıkla. Bekle. Bekle. Kardeşim. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, geç otur. Gel. Sultan. Devlete ebed müddet mührüyle Londra'dan havadis geldi. Kol ağası Celal kraliçenin mutfağında vazife almış nihayet. Hamdolsun. Başlıyoruz. Tahsin Paşa. İngiliz meşesi çok çetindir Tahsin. Celal evladım, girişte bir mutfak var.
Sen ilk oraya gireceksin. Have a good night, mister. See you then tomorrow. O mutfağın güney cephesindeki son kapı bir koridora açılır. Sağdan dört kapı sayıp beşinci kapıdan içeri gireceksin. Merdivenler iyi cilalanmamıştır, gıcırdar. Parmak ucunda yürüyeceksin. Buraya kimsenin giremeyeceğinden o kadar emindirler ki hiçbir nöbetçiyle karşılaşmayacaksın. Karşında üç tane farklı renkte kapı göreceksin. En sağdaki kapının üzerindeki anahtarı alıp o siyah kapıyı açacaksın. Siyah kapıdan içeri girdikten sonra kütüphaneye ulaşacaksın. Tam karşıda en dipte eski bir kitaplık var. Kitaplığın 8. sırasının 4. rafında deri ciltli bir İncil var. O İncil'i çekince gizli bir kapı açılacak. Ben buraya kadar biliyorum. Bundan sonrasını bilmiyorum. Orası kraliyet ailesinin sır odası. Harp ve sömürü düzeninin planları o odada. İngilizlerin yeni dünya nizamının sırları o odada saklı. Padişahım, siz bu kadar tahsilatı nasıl edindiniz? Anlattığım her odayı sadece bir adamım gördü. Onların anlattıklarını birleştirince kraliçenin sarayını gezmiş kadar oldum. Evladım, buraya gelene kadar çok şehit verdik. Bu kapılardan biri şehitliğe açılabilir. Eğer vazgeçmek istersen. Sultanım, yoruldunuz. Paşa, paşa! Ah şu duvarlar olmayaydı paşa. Ah şu duvarlar olmayaydı. Ben sultan oğlu değil, bir reçberin oğlu olaydım. O zaman bu devlet için kendim koşardım. Canımı ortaya koyardım. İçim acıyor, içim. Paşa, içim acıyor. Bu devlet için, bu devlet için kendini feda eden evlatları gördükçe içim acıyor. Ben Sultan Hamit değildi. Kul Hamit olaydım. Hilalimizi batırmaya çalışanlara karşı göğüs göğüse çarpışaydım. Seni bekliyordum, geciktin. Sana bahsettiğim gazeteci vardı ya. Onunla buluştum. Çocuk tam bir idealist. Hürriyet konusundaki fikirlerini dinlemelisin. Geçen öyle bir laf etti ki. Neymiş o? Oturuyorduk. Ayağa kalktı. Herkesin içinde ellerini açtı. Diktatör bir hakikat ise ihtilal vazifedir dedi. Büyük laf. Hem de herkesin içinde. Büyük cesaret. Ne zaman buluşuyoruz arkadaşınla? Yarın inşallah şehzadem. Tabii sen saraydan çıkabilirsen. Hürriyet Sabahattin, hürriyet. Dünyanın en kıt nimeti. Eğer bir insan karnını onunla doyurmaya çalışırsa diğer herkes aç kalır. Babam hürriyetin sadece kendine ait olduğunu düşünüyorsa büyük hata ediyor. Bu saraydan çıkan başka bir yol daha var. Merak etme. Annem. Sen benim İsrail'imsin. Ben İsrail'sem Yahudiler yandı. Niyeymiş? Mum dördüz ayakta duramıyorum. Her an ölebilirim ben. Sen daha çok uzun yaşayacaksın anne. Böyle şeyler söyleme. Tam bir yıl geçti. Ne bir yıl geçti anne? Babanın kayboluşunun ardından tam bir yıl geçti.
yaşıyor mu, ölü mü? Aniden bizi terk edip gitti. Artık unut şu adamı anne. Bizi bıraktı ve gitti. Tanrımıza ihanet ettim. İsrail'e sırtını döndü. Neredeyse Musa'nın çocuklarını yoldan çıkarıyordu. Yok, Yahudilerin bir devlete ihtiyacı yokmuş. Onlar sadece dinlerini yaşamalıymışlar. Benjamin! Benjamin! Şu bulak annenle saatlerce ne konuşuyorsun? Çok merak ediyorum. Sus, lütfen duyacak. Duyarsa duysun. Bıktım artık, anlıyor musun? Bıktım. Götür, nereye bırakıyorsan bırak. İstersen eski karının yanına bırak. Hem onu daha çok seviyormuş. Ya çekemiyorum artık, anlamıyor musun? Lütfen biraz kocanın yanında olur musun? Koskoca Osmanlı hükümdarıyla boğuşuyorum. Neden? Tüm Yahudi kardeşlerimizin mutluluğu için. Bak, yakında İsrail'i kurduğumuzda sana öyle büyük bir ev yaptıracağım ki... senin odanla anneminkinin arası trenle 3 gün olacak. Evimizin ortasından tren geçecek, öyle mi? Ben o kadar gürültüye katlanamam Benjamin. Tebrikler Mahmut Paşa. Demiryolu işinin himayesini sultandan almışsınız. Lord Richard, bana güvenebileceğinizi size söylemiştim. Şimdi ne istiyorsunuz? Osmanlı limanları. Abdülhamit'ten önceki padişahlar tarafından kontrolü İngiliz şirketlerine verildi. Elbette. Lakin Abdülhamit bu anlaşmaları bozmak için fırsat kolluyor. Ama bizler limanları tren yoluna bağlayıp sizinle de çok güçlü bağlar tesis edeceğiz. Abdülhamit güzergahları titizlikle tetkik edecektir. Onun hususi emriyle güzergahlar Müslümanların yaşadığı içeri kesimlere yapılıyor. Bunu değiştirecek olan sizsiniz. Bay Herzog bundan çok memnun olacak. Lord Richard, bütün hayatımı Abdülhamit denilen çok güçlü bir rüzgarın önüne attım. Sizler de benimle birlikte sağlam durunuz ki bu güçlü rüzgar ikimizi birden savurup fırlatmasın. Hiç merak etmeyin Mahmut Paşa. Bu işte adınızın karıştığı hiç duyulmayacak. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Devletiniz daim olsun sultan. Maşallah. Bu sofra bütün payitahtı doyurur. Herkese günaydın. Ne güzel bir sofra böyle. Bir an şehzade olduğumu hissettim. Ben bu sabah hünkârımızın ağzına layık bir sofra kurdurmak istedim. Sizinle konuşmak istediğim bir mevzu vardı. Bismillah. Buyurun. Bu sofralar zaten bunun için var. Sultanım, buyurun, dinliyorum. Şu demir yolu işi... Mahmut Paşa'ya dokunuyoruz, sesi Mehmet Paşa'dan duyuluyor anlaşılan. Ama kayınbiraderiniz bu iş için çok çalıştı. Sizin ve devletimizin iyiliği için kendisine bu görevi vermeyi çok mu görüyorsunuz? Fakat kardeşiniz Seniha Sultan tabii benden daha değerliyse... Rahmetli babam Abdülmecit hanımlarını siyasete bulaştırdığı için acınacak duruma düştü. Benden babamın hatalarını tekrar etmemi beklemeyiniz. Kardeşiniz demiryoluyla alakadar olmak istiyorsa kendisini Hicaz valisi olarak tayin ettireyim. Tren yolunun ulaşıp ulaşmadığını tetkik etsin. Haddimi aştım, özür dilerim. Maksadım işinize karışmak değildi tabii ki. Ben
ablalık hislerimle davrandım. Biliyorsunuz Mehmet Paşa'da ben de devletimizin ve sizin iyiliğinizden başka hiçbir şey düşünmeyiz. Bilirim sultanım. Babacığım. Sevincimin tacı güzel kızım. Kahvaltıya geçindim diye bana kızdınız mı? Sana hiç kızar mıyım? Buyur. Kızmaz mısın? Kızmam. Peki bugün Çırağan Sarayı'na gidip Hatice Sultan'la görüşmek istesem de mi? Güzel kızım. Çırağan'la ilgili hususi tedbirlerimi biliyorsun. Çok istiyorsan Hatice Sultan gelsin. Böylesi daha münasip. O da olur. Buyurun. Halacığım ne ettiniz de geldiniz. Çok özlemişiz sizi. Ben de sizi çok özlemişim. Güzellerim benim. Allah sizden razı olsun. Siz de olmasanız. Abim nasıl Hatice'm? Maalesef. Babamda bir değişiklik yok. Ne yaptıysak alaka göstermedi. Bazen günlerce odasından çıkmıyor. Kimi zaman piyano çalıyor sadece o kadar. Sıhhati yerinde olsaydı bugün o sultan olacaktı. Sizle de böyle gizli kapaklı görüşmek zorunda kalmayacaktık. Hatice'm, bunlar ezelde belli olmuştur. Artık bunları düşünüp keyfinizi kaçırmayın lütfen. Bu saraydan çıkacağım günün hayaliyle yaşıyorum ben. Görüyorum ki mümkün değil. Sizden başka kimse de vaziyetimizin farkında değil. Aa, olur mu öyle şey Fehimeciğim? Abdülhamit amcanız her fırsatta sizleri soruyor. Lakin siz de biliyorsunuz. Devletin içinde fitne çıkmasın diye gelemez yanınıza. İyi de halam, bizim sonumuz ne olacak peki? Düşünsenize biz evlenmeyi arzu etsek kiminle evleneceğiz? Bizim yaşadığımızı dahi kimse bilmiyor ki bizi görüp beğensin. Ha, sizin derdiniz anlaşıldı güzellerim. Ama bunun bir çaresi var. Neymiş? Eski sultanın kızlarını evlendirmek bizzat yeni sultanın vazifesidir. Saray kaidesidir bu. Ne yani? Eğer evlenirsek buradan kurtulabilir miyiz? Pek tabii. Ama bir daha buraya gelmemek şartıyla. Yani bir daha babanızı göremeyebilirsiniz. Kaideler böyle. Sultanım. Naime Sultan haber göndermiş. Sizi Yıldız Sarayı'na davet ediyor. Bak abla. Davetle de olsa çıkıyoruz işte. Evet, çıkıyoruz. Ama izinli. Nöbetçiler eşliğinde burayı yıldıza bağlayan köprüden geçerek. Yani aslında yine bir yere çıkmıyoruz. Kızlar, aman sakın benim buraya gelip gittiğimi yıldız duymasın. Bidar'ın ağzına laf vermeyelim. Siz hiç merak etmeyin sultanım. Kimsecikler duymayacak. Güzel. Bu aşamaya kadar tamam paşam. Sağ ol. Zannımca paşalar ufak bir değişiklikle bu demir yolunu tepenin üstünden geçirmek yerine tepenin arkasından dolaştırırsak bu yapacağımız iki kâgir köprüden de kurtulmuş oluruz. İşleyin oğlum. Bir dakika gitmeyin. Hazineyi düşünmeniz âlâ. Lakin askeri tedbirlere de dikkat etmek gerekir. Serhatkâr Rıza Paşa, siz orada bulundunuz. Sizin fikriniz nedir? O civarda çıkan Ermeni isyanlarını bastırmak için vazife yapmıştım Sadrazam Halil Paşa'm. Eğer hattı tepenin arka tarafından geçirirsek bölgedeki Müslüman tebaamızdan uzaklaşmış oluruz. Bu da askeri zafiyet demektir. Son yaptığımız iki değişiklikten sonra hattın güzergahı gayet yerinde. İstasyon yerleri de tamam. Bu şekliyle benim için tamamdır. Bence de tamamdır. Münasiptir.
O zaman mühendislere söyleyiniz, aynen bu değişikliklerle işlesinler. Hadi oğlum. Destur! Sultanımız. Hünkârım. Nasıl? Çalışmalar arzu ettiğimiz şekilde mi? Sultanımız, mühendislerimiz fevkalade bir iş çıkardılar. Bizim mühendislerimizin yaptığı planla İngiliz mühendislerinin yaptığı plan tıpatıp birbirinin aynı oluyor. Yani köprüler olsun, istasyonlar olsun, tüm çalışmalar fevkalade. Esasında İngilizlerin haritası üzerinde bir iki değişiklik yaptık. Filhakika şimdi makbuldür sultanım. Richard Efendi. Buyurun sultanım. Bu İngiliz bankalarındaki kredi meselesi ne durumda? Sultanım, şirketimiz demir yolunu yapmak üzere parayla geldi zaten. Hiçbir sıkıntımız yok. İhaleyi şirketimize vermeniz durumunda biz hazırız. Âlâ. Kararımı yarın size açıklayacağım. Teşekkür ederim sultanım. Gayretiniz nazar itibarı alınacak, unutulmayacaktır. Bu iş çok mühim paşalar. Çok mühim. Bu İngilizler oyun içinde oyun kurarlar. Bu demir yolunun hilafeti güçlendireceğini, Müslümanlar arasında muhkem bağlar kuracağını gayet iyi bilir. Mani olamayacaklar inşallah sultanım. İnşallah sultanım. Yine de kendi himayelerinde yapılsın isterler. Bu güzergahlar ve istasyonlar bizimle onların menfaat alanlarını belirleyecek. Elbette. Amana. Sizden ricam, kıl kadar dahi olsa onların menfaatine bir güzergah tertip edilmesin. Elbette sultanım. Muradımız bu yoldadır. Sultanım, zaten biz meselenin ehemmiyetinin farkındayız. Evet. Mahmut Paşa. Sultanım. Bu haritayı bir çantaya koyup Tahsin Paşa'ya verin. Tahsin Paşa, haremimdeki kitaplığa kaldırılsın. İhale bu haritalar üzerinden imza edilecek. İmza edildikten sonra değişiklik yapmak devletimizin itibarını zedeler. Ehemmiyet gösteriniz. Elbette. Emredersiniz sultanım. Bu haritaların hepsini bu çantaya koyacaksınız. Anlaşıldı mı? Hadi çalış. Kardeşiniz Mehmet Paşa geldi sultanım. Gelsin. Babamın kaması. Bazen düşünüyorum. Kafkas dağlarında daha mı mutlu olurduk acaba diye. Maziyi düşündüğüne göre sultanımız
kardeşinin lafını karısının lafından evla görüyor. Yo. Sultan senin için demiryolu işinde bir teklifte bulundu. Canım ablam benim, sultanım. Demek benim için hakiki bir vazife alabildiniz. Aldım, aldım. Ne kadar teşekkür etsem azdır sana ablam. Sultanımız ne buyurdu? Sultanımız dedi ki, isterse Mehmet Paşa'yı Hicaz'a vali tayin edip demir yolunun Hicaz'a kadar varıp varmadığını tetkik etmek için kendisini görevlendireyim. Nasıl? Senin yüzünden devlet işlerine karıştım ve azar işittim Mehmet. Peki. Bana ne zaten? Mahmut Paşa gitsin, demir yolu ihalesini benim yerime çalışsın. Karısı Seniha gitsin, Çırağan Sarayı'nda birileriyle muhabbet etsin. Herkes dümenini çevirsin. Biz oturalım. Ne dedin sen? Seniha, Çırağan Sarayı'na mı girmiş? Tatlılarım var, güvercinlerim var. Tatlıcı bunlar, hiç durmaz abiler. 10 kuruşa cennet kuşu satıyoruz. Bir para, 4 nal. Atınız koşmasın, uçsun. Yok sana nal. Millet para basıyor, boş boş dolanıyorum çarşıda. Papaz efendi. Ne oluyor burada? Paraları alalım papaz efendi. Onlar kilisenin parası, onları alamazsınız. Bunları alın. Bu benim. Kilisenin bırakın ama. Yine toplarsın. Pazar günleri nasılsa sana çalışıyor. Çak köpekleri. Verin lan adamcağızın parasını. Adamın değil, Tanrı'nın parası. Biz de Tanrı'nın kuluyuz. Elma şeker, elma şeker. Hemşerim, tanıdık kişi büyük boy bir şeker yapsana bizim adam. Hemen. Ya Allah! Kardeş, sana zaman dolu bizim bir hata yedirsene. Yettim abi! Vay Ömer, görmüyor musun? Vallahi ben de sana vuracaktım. Kısmet burasıymış abi. Bir kahve içeriz ha. Şunları bir çitleyelim daha. Ömer, kafan iyi mi? Kafam iyi de. Elim biraz ağrıdı ağam. Papaz efendi. Al. Bunu da al. Celal evladımızdan haber var mı? Maalesef sultanım. Selanik'te buluşacaktık kendisiyle lakin gelmedi. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Şşş! Dilini kötüye alıştırma. Baban Gazi Osman Paşa'yı Plevne'de ayakta tutan inancı ve umuduydu. En zor zamanda direndi de teslim olmadı. Tabii her şeyi hesap etmek gerek. Celal evladımız şehadeti göze alarak gitti. Eğer gelemezse
bu yolun sonunda şehit olmak da var. Sen... Ben vazifeye talibim sultanım. Ne zaman derseniz o an giderim. Eyvallah evladım. Lakin bu uzun bir yol. İngiltere'ye gideceksin. Orada kabul göreceksin. Kraliçenin sarayına gideceksin. Hüviyet değiştireceksin. Seneler geçebilir. Sultanım. Ardımda gözü yaşlı bırakacağım bir babam var, bir anam. Başka da kimsem yoktur. Eğer babamı, anamı da vatan bilirsem işim kolaylaşır. Eyvallah evladım. İnşallah Celal gelir, bunlara lüzum kalmaz. Çıkabilirsiniz. Tahsin Paşa'm. Şimdi bana yeni bir pardesü lazım. Nedenmiş o? Paşa'm. Ben bu pardesüyü artık yıkatmam. Al bakalım Ömer Efendi. Okkalı kahve böyle yapılır. Eyvallah Ferman ağam. Zahmet oldu sana. Kavga ettiğimiz adamlar kimdi? Ermeni hınçak çetesinin itleri. Gariban papazı kıstırmışlar, haraç kesiyorlar. Bir papazı Ermenilerden kurtardın yani. Sayende aslanım. Sen gelmesen işim zordu. Yok be ağam. Ben sadece kaçınılmaz sonu hızlandırdım. Eyvallah yiğidim. Bak Ömer. Etrafına bak. 72 milletten insan yaşar burada. Burası payitaht. Ermenisi, Lazlı, Kürdü, Boşna, Arnavutu, Yahudisi, Rumu, Hristiyanı. Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun hepsi bizim vatan kardeşimizdir. Herkes birbirine hürmet edip güzel güzel yaşamasını öğrenecek. Öyle zorbalıkla, tehditle, saldırmayla olmaz. Doğru dersin ağam. Senin Yusuf nerede? Zindanda. Borcundan ötürü. Yine horoz dövüşüm. Üstüne bastın. Hastalık işte. Geçen gün dövüşte bir de horoz öldü. Üzüldüm hayvancağıza. Gerçi öldü de kurtuldu. Bakalım, bizimki yemin etti. Bir daha horoz dövüştürmeyeceğim diye. Ne kadar borcu? 20 altın. Çüş. Halledeceğiz bir şekilde. Gerçi bu aralar da işler kesat. Al. Burada 5 altın var. Yok be ağam. Ben para istemek için söylemedim. Koçum, ben sana mı veriyorum da kabul etmiyorsun? Yusuf'a veriyorum ben. Al hadi, uzatma. Vallahi ne diyeyim ağam. Eyvallah ağam. Huysuz. Ne oldu koçum, hayırdır? Ağam atı çarşıda unuttum ya. Ha. Sağ olasın. Koş hadi, koş. Kuşta hepsini bizimki miydi ya? Evet, bitirdi hepsini. Utanmaz. Oğlum adamın bütün şekerlerini bitirmişsin. Parayı hanginiz ödeyeceksiniz? Hayırdır? Bu gece dışarıda işim var. Muhafızlar peki? Onların da haberi var mı? Anne hayır. Yalnız çıkacağım. Hür olmak istiyorum, anlamıyor musun? Bari dışarıdayken babamın nefesini ensemde hissetmeyeyim.
Oğlum, babanız o tedbirleri sizin için alıyor. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de var. Unutma bunu. Anneciğim lütfen. Münakaşa etmeyelim. Gizlice çıkıp gideceğim. Bu kadar hassas davrandığına göre nereye gittiğinin bilinmesini istemiyorsun sen galiba. Nereye gidiyorsun sen? Sabahattin'in bir arkadaşıyla tanışacağız. Siyaset konuşacağız. Hem kim bilir, belki ileride saltanat nasip olur. Oğlunun hazırlıksız olmasını istemezsin değil mi? Tahta geçtiğinde tam bir sultan olmalıyım. Anneciğim. Tamam, tamam. Çık. Ama baban duymasın. Bu saraydan tek bir çıkış yolu yok o halde. Dediğim gibi, gizli çıkacağım, gizli gireceğim. Oğlum bu nedir? Sabahattin'in galiba. Unuttu sanırım. Şu Sabahattin'e dikkat et. Hiç haz etmiyorum ben o çocuktan. Annesi de gizli gizli çırağına gidiyormuş. Anne, lütfen. Tamam. Sanki. Kapatsak mı? Bu yıl bunlar çok moda ama siz bilirsiniz. Hoş geldiniz kızlar. Ne güzel olmuşsunuz sultanım. Teşekkür ederim. Hususi diktirdim. Yeni moda evinin marifetiymiş. Naime? Kime bu hazırlık? Kime olacak canım? Tamam bu kadar yeterli. Çekilebilirsiniz. Yüzünüzde mi kalacak sultanım? Çıkarmanıza yardım edeyim mi? Kalsın. Hayırdır Naime? Bu heyecanının yüzündeki bu gülümsemenin sebebi nedir? Canlarım benim. Vakti gelince hepiniz öğrenirsiniz. Oo, insan bu saraydan bir türlü kopamıyor galiba seni ya sultan. Haklısınız Bidar Hatun. Sonradan hanedana dahil olan siz bile bu kadar bağlanmışken... bir de hanedanın gerçek sahiplerini düşünün. Bu saraydan olduğu kadar çırağından da çıkamıyormuşsunuz ama. Yeğenlerim. Yeğenlerimi görmeye gittim. Abim Murat Efendi ile görüşmedim. Tamam. Korkmayın bu kadar. Kocanız Mahmut Paşa'ya şu demiryolu işinde kardeşimle beraber çalışmasını söylerseniz mesela... hünkârımızın bu çırağın mevzuundan haberi olmayabilir. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit değil. Sadece bir teklif. Ha. Bu arada oğlun Sabahattin'i şehzademden uzak tut. Burası ne böyle? Gel şehzadem gel. Biraz da eğlenelim ama değil mi? Şehzadem, sana bahsettiğim Samir. Samir Abdülkadir. Müşerref oldum.
Bir yanda hürriyeti sokaklarda arayan ben, diğer tarafta hürriyeti sarayına hapsetmiş bir adamın oğlu. Siyaset konuşmak için erken. Beyler, eğlenelim. Haydi. Destur. O kadar da değil. Oho. Şehzademiz sofu çıktı. Görmeye bile tahammülü yok. Eğer hürriyet aşığıysan en evvel kafanı hırpalayacaksın arkadaş. Kardeşim. Eyvallah. Tütünsüz çekilmiyor buralar. Nasıl gidiyor? Çalışıyoruz işte. Bak, Ferman abi borcun için 5 altın verdi. Vay be. Allah razı olsun. Kıyak adammış. Kıyak adam. Kıyak adam da. Sen de şu horoz dövüştürmeyi bıraksan artık. Bıraktım zaten. Bizim rahmetli horoz Kazım rüyalarıma giriyor. Ahirette iki elim yakanda olacak Yusuf diyor. Sallama lan. Lan horozun eli var mı ki yakana yapışsın? Rüyada oluyor işte be oğlum. Allah Allah. Seninle de ciddi bir şey konuşulmuyor ki. Bugün bir kız taşıdım. Ha? Sirkeciden aldım, Lebon'a götürdüm. Kızı bir görsen. Güzelliğin miladı. Ulan güzelliğin takvimi olsa her gün onun adını koyarım. Ne diyorsun oğlum sen? Görene afet, sevene kıyamet. Bir sesi var. Kuş cıvıltılarından ıtri bestelemiş. Ha bir de edepli. Böyle edep tezgahına dokunmuş kilim. Hop kardeş, yanmışsın sen. Hadi gideyim ben artık. Ha, bu arada bak, bunları Zeynep örmüş, giy şu eldivenleri. Vay be. Kardeşim beni düşünüyor ha. Eyvallah. Zeynep'e, Asiye teyzeye, Asım abiye bol selamlar. Eyvallah. Çıkaracağım seni. İnsan yaşamayı ve ölmeyi aynı şey olarak düşündüğünde hür olur. Dinler, kanunlar ve devletler insanları korkuyla elde tutarlar. Biz ölmeyi göze aldığımız vakit hür olacağız. Kime karşı ölecekler peki? Mesela babana karşı. Ne diyorsun bu sen? Yanlış anlama. Babanı mı severdin? Bu senin ya da ailenin suçu değil. Bu milletin suçu. Daha fazla hürriyet talep etmedikleri takdirde onlara kimse hürriyeti sunmayacaktır. Beyler, bırakalım şimdi bunları. Abdülkadir, şu arkadaki kadın sana mı bakıyor? Siz bizim masayı mı parçalıyorsunuz burada? Kimsin sen be? Göstereyim. İngilizlerle oturacaktık. Vallahi hanım, gece gündüz memlekete hizmet için uğraşıyorum. İyi yapıyorsunuz. Mahmut, şey diyorum, şu Bidar'ın kardeşi Mehmet Paşa'yı acaba işe dahil mi etsen? Belki sana yardım olurdu.
Sen Bidar'ı da kardeşini de hiç sevmezdin. Ne oldu hayırdır? Öyle tabii. Öyle de işte. Söyle söyle. Ne oldu? Bidar benim çırağına gittiğimi duymuş. Sultan'a söylerim diye seni tehdit etti. Sen de boyun eğmek zorunda kaldın değil mi? Mahmut, ben sadece huzursuzluk çıksın istemiyorum. Sen rahat ol. Senin kocan yakında öyle güçlü olacak, öyle güçlü olacak ki Bidar da, kardeşi de seninle hususi görüşmek için randevu almak zorunda kalacak. Kim bu işin müsebbibi? Anlamıyor musun ders adetin uzunluğunu kaçırmayı? Müsaadenizle bir şey söylemek isterim. Söyle. Kulağınıza. Ben de İngiliz kraliçesinin kocasıyım. Sultanın oğluymuş. Sultanımızın oğlunun böyle uygunsuz yerlerde ne işi var? Götürün bunu. Edepsizi edeple tanıştıralım. Hoş gelmişsiniz paşam. Buyurun. Otur, otur, otur. Bir karışıklık olmuş. Yeğenimizin alakası olmadığı bir olaydan ötürü. Yeğenimiz derken paşam? Şehzadem. Aman şehzadem, söyleseydiniz. Ben söyledim işte zabit efendi. Şehzadem. Ha. Bu olayla ilgili sağda solda bir tek kelam laf duyarsam kendinizi Fizan çöllerinde develere yol gösterirken bulursunuz. Tabii paşam, tabii. Arabacı, Yıldız'a çek oğlum, Yıldız'a. Teşekkür ederim enişte bey. Sabahattin ortadan kayboldu. Malumumuzdur. İşler karışınca bana haber vermek için gelmiş. İyi ki de öyle yapmış. Yoksa sabah bütün İstanbul bu haberle çalkalanır. Aman diyeyim enişte bey, aman. Bu hadiseden kimsenin haberi olmasın. Babam duyarsa beni yakar. Yakar ki ne yakar şehzadem. Lakin saraya gizliden girmemiz lazım. Siz orasını bana bırakın. Ben bir yol biliyorum. Siz beni sarayın bahçe duvarının oraya bırakın yeter. Katiyen olmaz. Bu gece bana emanetsiniz. Size odanıza kadar ben refakat edeceğim. Teşekkür ederim. Dostunuz Sir Doyle bize yazmakta olduğu son kitabının nüshasını göndermiş. Öyle mi? Sherlock Holmes'un son macerası mı sultanım? Henüz piyasaya sürülmemiş olan. Bakın. Payitahtın sahibine hürmetlerimle. İmza Sir Arthur Conan Doyle. Hemen tercümesini yaptırın, okuyalım.
Emredersiniz sultanım. Hünkârım, paşalarınız sizi bekliyor. Evet. Buralar labirent gibidir enişte bey. Varlıkları bilinse de kolay kolay buraya inemezler. Çünkü bir kaybolan bir daha yolunu doğrultamaz. Ama sizin de maşallahınız var şehzade. O kadar olsun enişte bey. Bütün ömrüm babamın baskısından kaçmak için bu labirentleri kullanmakla geçti. O kadar acımasız olmayınız. Babanız sultanımız her ne iş yapıyorsa bizlerin iyiliği için yapıyor. Hindistan, Bağdat, Hicaz, İstanbul, Viyana, Berlin, Paris, Londra. Oradan gemiyle yeni kıta Amerika. Hepsi birbirine bağlanacak. Bu demir yolunu yapabilirsek dünyadaki bütün ticaret bu eski İpek yolunun üzerinden geçecek. Sultan. Eğer bu hamle nihayete ererse ne İngilizlerin coğrafi keşiflerinin hükmü kalır ne de dünyadaki sömürge nizamının. Hindistan'da imal edilen bir mal İngiliz gemi şirketlerine gerek kalmadan tren yoluyla dünya pazarına açılabilir. Paşalarım, dünyayı zaman zaman din adamları, bazen asker, bazen tüccar idare etti. Haçlılar döneminde papalık hüküm sürüyordu. Onların saltanatını büyük bir asker olan deden Fatih Sultan Mehmet bitirdi. Osmanlı 4 asır dünyaya hükmetti. Fil hakika o dönemler artık geride kaldı. Bundan sonra dünyayı tüccar yönetecek. O sebeple bu demir yolu meselesi mühim. Nöbetçiler her yarım saatte kim var orada diye bağırır. Böylelikle babam vazifelerini yapıp yapmadığını anlar. Allah Allah. Tabii yabancı biri de bunu duyunca korkup kaçıyor. Şehzadem, bunca yıllık paşasıyım. Ben bile sultanımızın sırlarına vakıf değilim. Validen bile babamın tüm sırlarına vakıf değildir enişte bey. Her şey için çok teşekkürler enişte bey. Bu işinizi unutmayacağım. Umarım yolunuzu bulursunuz. Yatıya kalacak haliniz yok herhalde. Yok. Çıkacağım şehzadem de ortalık biraz yatışsın diye bekliyorum. Bu Sabahattin'in çantası değil mi? Evet, uğramıştı. Unutmuş. Giderken götüreyim. Ne gerek var enişte bey gece gece? Bir ara alırsınız. Arayıp duruyordu. Müsaade buyurursanız şehzadem,
Şimdi götüreyim. Sultanım. Hı. Bu kısım. Musul, Kerkük, Cerablus, Afşin ve Hatay. Bu kısım nüfus bakımından oldukça karışık bir hüviyete sahip. Araplar, Ermeniler, Kürtler ve Türkler beraber yaşamakta. Güzergah buradan geçerse burası ecnebi casusların faaliyet alanı haline gelir. Halkı kışkırtabilirler. Hı hı. Askeri bir tedbir düşünür müsünüz? Askeri değil de daha çok içtimai tedbirler. Tabii çevresine ordularımızı kuracağız. Okullar açılacak, camiler açılacak. Çevredeki aşiretlerin ve esnafın itimadı tazelenecek. Sultanım, çok affedersiniz. İki senedir kayıp olan yaverlerinizden Yüzbaşı Celal Efendi geldi. Sizinle görüşmek isterler. Âlâ. Görev ifa edilmiştir sultanım. Hoş geldin evladım. Gel sana bir sarılayım. Hoş geldin. Sen bana Londra'da yeni bir kapı açtın. Ben de sana bu sırayda yeni bir odanın kapısını açacağım. Gel benimle.
Sen de kimsin? Paşam, ne olur kimseye söylemeyin. Pastırma aşırdığımı duyarlarsa beni işten atarlar. İçim kazındı, dayanamadım. Paşam mı? Beni tanıyor musun? Ben seni mutfakta gördüğümü söylersem sen işinden olursun. Ama sen beni mutfakta gördüğünü söylersen ben kellemden olurum. Gel buraya. Sultanım, çizmiş olduğunuz krokiyle kraliyetin siyaset odasına kadar girdim. Her şeye bakamasam da İngilizlerin devletimizle ilgili hain emellerini görme imkanım oldu. Neler gördün evladım? Gördüklerinden anladığım, kraliyetin en büyük hedefi siz ve elinizde bulundurduğunuz hilafettir. Sultanım, miladi 1896 yılındayız. Ama odadaki harita miladi 1901 tarihliydi. Ve üstünde yeni yüzyılın dünyası yazıyordu. Çiz. Filistin üstünde yeni bir İsrail devleti. Bulgaristan sınırları Yeşilköy'den başlıyor. Yunanlar buraya kadar gelmişler. Bütün odalar onlara ait, Girit de dahil. İzmir ve çevresi de. Makedonlar için yeni bir devlet. Peşinden Büyük Sırbistan Devleti. Bosnalı Müslüman kardeşlerimiz de bu devletin sınırları içinde kalıyor. Arnavutluk Devleti. Kıbrıs direkt olarak kraliçeye bağlı. Suriye'de yeni bir devlet. Irak, Tunus sömürge devletleri kurulmuş. Ermenistan, Ağrı, Van, Bitlis, Batum. Sultanım, Hicaz'a, Mekke'ye ve Medine'ye hilafet sancağını elinde tutan bir İngiliz askeri resmedilmiş. Ve İstanbul, payitaht sultanım. Başka bir devlet kurulmuş. Üstünde Ortodoks saçı var. Bize de Türkiye olarak işte burası. Bilecik'ten Amasya'ya,
Ankara'dan Trabzon'a sıkıştırılmış Türkler. Bu kadar. Sultanım, gördüklerinden anladığım, İngilizlerin tek hedefi hilafet bayrağını elimizden alıp devletimizi yıkmaktır. Ve biz yalnızız. Ferse yekfike humullah. Bu hakla batılın savaşı. Ve batılın kazandığı görülmemiştir. Savaş başlasın. Bugün büyük bir gün. Bugün Sultan o kağıtları imzaladığında tarih senin ve benim talihimizi değiştirmiş olacak. Hizmetiniz asla unutulmayacak paşa. Hala. Destur! Sultanı Bahriber Halife-i Ruh-i Zemin Abdülhamit Han Hazretleri! El muzaffer daima! Bugün devlet-i aliyemiz için mühim bir gün, hazir. Bugün Medine'de Resulullah'ın kokusunu alarak yola çıkan bir müminin bu kokuyu Şam ve Bağdat halkına dağıta dağıta İstanbul'a getireceğinin müjdeli günüdür. Oradan Hüdavendigâr toprağı Üsküp'e, oradan deden Fatih'in bize mirası Bosna Sarayı'na. Allah utandırmasın. Amin, amin, amin. Sultanım, müsaade buyurursanız İngiliz dostlarımızın imzadan önce size bir hediyeleri olacak. Kendileri demir yolu yapımı bitince bizlere iki lokomotif ve bir de 10 tane vagon vermeye söz verdiler efendim. Kraliçe Osmanlı dostlarını mutlu etmeyi iyi biliyor anlaşılan. İmzaya geçelim. Evet. Bir tane de şuraya. Evet. Sultanım. Tahsin Paşa, haritaları çıkar, onları da imzala. Siz böyle buyurun. Gel oğlum şöyle. Buyurun sultanım. Paşa nedir bu? Ah buyurun sultanım. Paşa, paşa! Uyuyor musunuz? Güzergah değişmiş. Mesela Filistin'deki istasyon Kudüs'e değil limana kurulmuş. Nedir bu? Sultanım bunlar bizim çizdirdiğimiz haritalar değil. Kraliçeye iyi bir haberim var. Artık Osmanlı'ya 2 lokomotif, 10 vagon vermesine gerek kalmadı. Olamaz. Kabul etmiyorum. Biz
paşalarınızla anlaşmıştık. Krediler hazır. Şirketimiz imzayı borsaya bildirdi. Bunun bedeli sizin için çok ağır olacak sultanım. Çok ağır. Senin çenenin bağ düşmüş. Defol lan! Çıkın dışarı, defol! Mahmut Paşa sen kal! Küçük hanım, ileride sizin için daha münasip bir dükkan var. İsterseniz oraya bak. Sana söylüyorum. Burada senin için münasip bir şey yok. Benim için neyin münasip olacağına ben karar veririm. Sarın bunları. Küçük hanım, bu kıyafetleri beğenmenizi anlıyorum. Ama bunlar çok para. Bunu da istiyorum. Bu kıyafet sahibesi için hususi diktirildi. Değerinden fazlasını veririm. Mümkün değil. Hem sen o parayı nereden bulacaksın? Orasını düşünmeyin. Bu altınları nereden buldun sen? Sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Benim kim olduğumu... Beni buraya sultanım yolladı. Bu altınları da o verdi. Hangi sultan? Hanımınızın ismi nedir? Rica ederim, daha fazla sormayın. Ayrıca... Bu hususu da kimseyle paylaşmayın ki hanımım sizinle münasebetine devam etsin. Merak buyurmasınlar. Bunu da istiyorum. Affınıza sığınırım sultanım. Nasıl söylesem bizlere oyun oynadılar. Bize değil paşa. Sana oyun oynadılar. Mahcubiyetimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum sultanım. Boynum kıldan ince. Ben de gereken ehemmiyeti gösteremediğinin farkı... Paşa. Paşa kafi. Allah razı olsun sultanım. Allah razı olsun. Sultanım. Affınıza sığınarak. Zat haliniz bu durumu nasıl fark ettiniz? Son gelen jurnal haritalara daha bir ehemmiyetle bakmama sebep oldu paşa. Jurnal. Sultanım. Bu Lord Richard'a gösterdiğiniz tepki sizce de biraz aşırı olmadı mı? Bu İngiliz anahtarı utancından bu yaşadıklarını kimseye anlatamaz. Hem bilirsin paşa. Bizim tokadımızı yiyen iflah olmaz. Ah! Durdur arabayı. Şşt. Dikkat et be adam. Hanımefendi, kusurumuza bakmayın. Arabacı acele giderken çukuru fark etmedi herhalde. Bu nasıl bir hadsizlikti? Biraz daha dikkatli gitmek icap et. Nasıl mı? Haklısınız.
Müsaade edin sizi gideceğiniz yere kadar götürelim. Lüzum yok. Alın bunu. Rica ederim, yolunuza gidin. Ben icabına bakarım. Hanımefendi, lütfen. Elmas çamura düşse de elmastır derler. Öyleymiş. Devam edelim. Talihime bak. Kim ki acaba? Tam 100 yıllık bir şarap. Porto üzümünden. Kutlama için bundan ideali yok. Kutlamaktan ziyade sadece sarhoş olmaya ihtiyacın olacak Herzl. Telgraf gelmiş. Biliyorsun ben bu tip şeyleri tadında bırakıyorum, inançlarım gereği. İnançların bu sefer seni dengede tutmaya yetmeyecek. Bence şişenin dibini göreceksin. Ne demeye çalışıyorsun acaba? Sultan haritaların değiştirildiğini anlamış. Nasıl anlamış? Nasılın bir önemi yok Herzl. Anlamış işte. Yüzyıllık şarap. Fazla dağıtma. Yakında savaşa bizzat sen gireceksin. Afiyet olsun. Ha? İyiyim Celal ağam. Hoş geldin. Selamun aleyküm ustam. Aleyküm selam. Hoş gelmişsin evlat. Hangi rüzgar attı seni böyle? Vallahi çorbanı özledim be ustam. Geç bakalım, geç. Ya nerelerdesin birader? Vay kardeşim. Vazife icabı Avrupa'ya gitmiştim. Gören de Paris'e gittin sanacak. Avrupa dediğin Üsküp'tür senin. Olur mu öyle Ömer abi? Sultanımız kim bilir ne gizli vazifelere göndermiştir Celal abi. Değil mi Celal abi? Sultan önce Balat'a zaptiye göndersin de sonra Avrupalara baksın. Bizim ihtiyarın da bir türlü kanılsınmadı sultana. Yusuf nerede? İçeride. Yine mi? Vallahi yine. Bu sefer çok borçlandı. Ben de Yusuf'un arabayla çalışıyorum ama daha beşte birini biriktiremedim paranın. Akıllanmayacak bu çocuk. Ne yaparsın? Kardeş yarısı. Aslan be! Ulan Ömer, ulan Ömer! Odun Ömer, odun! Ya hadi kalk gidelim. Gülledi, şimdi birazdan yağmasın üstümüze. Çorba? Ben içerim Celal abi. Abla ne oluyor? Ben sana hanedanın en güzel kızları biz olacağız demedim mi? Bak. Bunu senin için aldım. Üzerinde görmek istemez misin? Abla bunlar fevkalade. Nereden buldun bunları? Beyoğlu'ndaki en büyük moda evinden aldım. Nasıl aldın? Saraydan çıktım, Beyoğlu'na gittim. Ne yaptın sen? Elbiseler gökten zembille inmedi herhalde. Ama sen kendine nasıl bir tehlike attığını farkında mısın? Saraydan çıktığını öğrenirse Allah muhafaza. Kimsenin tanıyamayacağı şekilde çıktım. Bu korkusuzluğun beni endişelendiriyor. Tadımızı kaçırma Fehime. Bak şu elbiseye. Çok güzel olmadı mı? Çok yakışmış ablacığım.
Ne olmuş buna böyle? Talihin bir şakası gibi. Dönüş yolunda gelirken oldu. Yanımdan geçen bir atlı beni çamur içinde bıraktı. Tam söylenmeye başlamıştım ki arabadan yakışıklı bir bey indi. Sanırım rütbeli bir paşaydı. Ne yaptın? Ne yapabilirim ki? O an yer yarılsa da içine girsem. Üzerimde çul çaput kaçacak yer aradım. Demez mi bir de gideceğiniz yere kadar bırakayım diye? Yok dedim, döndüm yoluma. Ah ablacığım. Keşke beni bu kıyafetle görseydi. Siz çuval giyseniz fark etmez Sultan. Sizin güzelliğinizi çul çaput örtemez. Sağ ol Dilber. Abla bu ne? Erkek mendili. O bey verdi. Üzerimdeki çamuru sileyim diyeymiş. Ne kadar ince biriymiş. Öyleydi. Burayı pis bulurdunuz sultanım. Sizi buraya atan rüzgar güçlü olsa gerek. Haklı çıkmanın zaferini burada kutlamaya karar verdiniz zannımca. Mevzu haklı olmak değil ki sultanım. Ben sizin üzülmenizi istemiyorum. Mahmut Paşa ve aile sizi yeteri kadar üzüyor zaten. Eline yüzüne bulaştırmış her şeyi. Demiryolu meselesinde Mahmut Paşa'nın bir kabahati olduğunu düşünmüyorum. Eğer ima ettiniz buysa. Ben yine de bir şeyler sezinliyorum. Siz isterseniz kadınsı bir his deyin. Ya da nasıl isterseniz öyle söyleyin. Ama ben sizi korumak istiyorum. Ben size olan sevgimi başka ne türlü gösterebilirim ki? Sizin huzurunuz benim huzurum. Sizin sevinciniz benim sevincim. Hüznünüz benim hüznümdür. Saadeti seniyem, ruhum, başımın tacı, gönlümün sururu. Sultanım devletlim, iltifatlarınızı avucuma alıp koklayarak kalbime gömüyorum. Ama bir meselem var. Buyurun, dinliyorum. Hünkârım, dünden beri huzurunuz kaçmasın diye size söylemedim ama bunu daha fazla saklamayı kendime yakıştıramadım. Kardeşiniz Seniha Sultan'ı çırağında görmüşler. Hatta derler ki sık sık girip çıkarmış. Biliyorum sultanım. Ben izin verdim. Siz kendinizi böyle şeylerle yormayın. Gel. Buyur paşa. Sultanım geldiler. Ne zaman bir kadına ruhumla yaklaşsam önünde sonunda onun kafasındaki hesaba kitaba tosluyorum. Fıtrattan mıdır, karakterden midir? Fıtrattandır, kadın fıtratındandır sultan. İster sarayda olsun, ister köyünde inek sağan kadın. Akıllarındakini çözmeye tahsil gerekir. Ama ben o mektebi bitiren erkek daha görmedim sultan. Gece bu sarayda bir şeyler oldu. Haritalar değişti. Biz demir yolu Hicaz'a çıkacak zannederken az kalsın Londra'ya çıkacaktı. Ne istiyor bu İngilizler bizden sultanım? Hilafet sancağını indirmek isterler. Hilalimizi söndürmek isterler. Onların hesabı varsa Allah'ın da vardır. Kemalettin oğlum, Celal İngilizlerin sömürgelerindeki silah depolarının
kritik yerlerdeki karakollarını yerlerini getirmiştir. Onların askeri planlarını almıştır. Bu önümdeki haritada İngilizlerin Hindistan'daki hususi karakollarının yerleri işaretli. Eğer Müslümanlara huzur yoksa kraliçe de rahat uyuyamayacak. Bu görev senin evladım. Hindistan'daki Müslüman kardeşlerimize İngilizlerin gizli karakollarının yerlerini yolla. Hilafet bayrağını cenk meydanında açsınlar. Halifelerinin yanlarında olduğunu bilsinler. Emredersiniz sultanım. Tahsin Paşa, Avrupa gazetelerine ilan ver. Kraliyet ailesinin uykusuzluk hastalığını hususi olarak imal edilmiş ilacın İstanbul'da bir şirket tarafından satışına başlandığını yazdır. Anlaşılmıştır sultan. Sultanım, cinayet. Şu an burada bulunanlardan başka hiç kimse duymayacak bu mevzuyu. Sultan'a ben söylerim. Neyi söyleyeceksiniz? Bidar kadın. Sultanım, kızlarımızdan Makbule öldürülmüş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bize emanet edilen kızlarımızın saçının teline zarar gelsin istemezken, Fırat'ın kıyısındaki kuzuyu bir kurt kaptığı zaman Allah'ın bizden hesap soracağından korkarken sizin mesuliyetinizdeki bir kızın başına bunların gelmesi yazık. Çok yazık. Bidar kadın. Kızımızın varsa akrabalarını saraya alın. Maaş bağlayın. Onlar artık bizim de akrabamız. Emredersiniz. Kadir. Abdülkadir, uyan, kalk. Ne oluyor? Geçen gece saraya hangi yoldan girdin çıktın? Ne oluyor anne? Oğlum, hangi yolu kullandın diyorum sana. Yahu, kilerden çıktım işte. Abdülkadir, hizmetçi kızlardan biri kilerde ölü bulundu. Nasıl? Bıçaklanmış. Senin yanında kimse var mıydı? Oğlum, yalnız mıydın? Söylesene bana. Yalnızım.
sultanım. Söyle evladım. Sultanım, Hindistan'daki kardeşlerimiz bu gece harekete geçecekler. Âlâ.